Herkese selam. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz Ufuk Beydemir ve tabii ki paylaşmış olduğu o sempatik video. Şu anda Instagram'da, YouTube'da, Keşfet'te vesaire birçok alanda Ufuk Beydemir'in videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Ben ilk yüksek takipçili hesaplarda gördüm. Konuyu hemen anlatayım bilmeyenler için. Ufuk Beydemir bir şarkıcı. Kendisi gecenin saat 3'ünde bir yerde sokakta yürürken bir bakıyor ki bir sokak sanatçısı kendi şarkısını söylüyor ve cep telefonunun kamerasını açıp onunla birlikte şarkısını söylüyor. Şarkıyı söyleyen kişi de yani şimdi çok arada çok muallak şeyler var, onların hepsini de değineceğim. Şarkıyı söyleyen kişiyle birlikte düet yapıyorlar. Her şey güzel, harika. Dışarıdan baktığın zaman ünlü bir insanı böyle bu şekilde denk gelmen, onun bu şekilde sana eşlik etmesi, bir tevazi davranması halk tarafından oldukça sempatik geliyor. Her şey güzel ama şimdi ben mesela Ufuk Beydemir'i tanımıyordum. Bu paylaşımdan dolayı tanıdım. Ay Tenli Kadın şarkısı vardı ve bu şarkıyla birlikte ünlü oldu. Ve bu şekilde yapmış olduğu paylaşımdan dolayı da zaten şarkısı tutmuş. Yani ki aslında bence birçok kişi kendisinin adını bile bilmiyordur. Hani genelde olur ya, şarkısını bilirsin ama adını bilmezsin. Bence bu da bu şekildeydi. Birkaç arkadaşıma sordum, ya ben şarkısını zaten dinliyordum dedi. Baktım YouTube'dan 19 milyon izleme almış. Böyle bir anda böyle bir paylaşım yaptığında da Ufuk Beydemir'in paylaşımı inanılmaz bir şekilde etkileşim aldı. Ve diğer yüksek takipçili hesaplardan da paylaşılmaya başlandı. Şimdi bu tarz olaylarda bu aslında bilerek mi yaptı bilmiyorum. Ama bu bir viral bir video oldu resmen. Viral videolarda şöyle durumlar oluyor. Bir kere kasıtlı olarak reklam olmuyor viral videolar. Yani şöyle kasıtlı oluyor ama vatandaş baktığı zaman bunun bir reklam olduğu algısı kendisinde oluşmuyor. Ve hoşuna gidiyor, paylaşıyor. Yani bunun gibi birçok örnekler mevcut zaten. Gerek Türk Hava Yolları olsun, gerek gittigidiyor.com olsun. Buna benzer birçok örneklerini gerçekleştirdiler ve dönüşleri de çok güçlü oldu. Ben yine de zannetmiyorum Ufuk Beydemir'in bu videoyu bilerek, yani bu viral olur, patlar falan gibi düşüncesinin içerisinde olduğunu zannetmiyorum ama o bence doğal olarak paylaşmış diye tahmin ediyorum. Belli de olmaz tabi. Şimdi bu paylaşımdan sonra neler oldu onlara bakalım. Bir kere Ufuk Beydemir sokakta şarkı söyleyen kişiyle birlikteyken baktım yorumları falan dikkatli bir şekilde takip ediyorum. İnsanlar ne demiş, ne dememiş, kimisi şey diyor. Bir kere şarkıyı çok güzel söylemiş. Yani Instagram'da söylediği şarkı, o birlikte yapmış oldukları düet, YouTube'daki o profesyonel olarak söylemiş olduğu klibinde bile o kadar güzel gelmedi bana mesela. Birçok kişi şey yazmış, işte defalarca dinledim, işte sürekli başa sarıyorum şeklinde yorumlar yapılmış. Bunun yanı sıra da mesela şunu söylenenler var, çocuk adamı kesin tanımadı falan diye, Ufuk Beydemir tanımadı şeklinde. Ki dediğim gibi Ufuk Beydemir'i ben tanımıyordum. Tabii bu benimle alakalı bir şey, birçok kişinin de tanıdığını pek karşılaşmadım. Sadece bir arkadaşım ben tanıyordum zaten, şarkılarını dinliyordum dedi. Ama birçok kişi tanımıyormuş. Şimdi baktığımda ben duruma, Ufuk Beydemir'in altında yazılanlarda çocuk tanımadı, şaşırdı hatta falan diyorlar mesela. Şimdi bu neden önemli diyeceksiniz? Bu şundan dolayı önemli. Bu etkileşimi arttırıyor. Tanıdı mı tanımadı mı? Biliyor muydu acaba, bilmiyor muydu acaba şeklinde şey oluyor. Ne diyeyim? Taraftarlar oluşuyor resmen böyle. Kesin tanıyordu, kesin tanımıyordu şeklinde yorumlar yapılıyor. Şimdi böyle yorumlar yapıldığı zaman etkileşim artıyor. Etkileşim artınca ne oluyor? Video daha fazla kişiye ulaşıyor. Daha fazla kişiye ulaşınca ne oluyor? Ufuk Beydemir tanınmış oluyor. Biraz daha fazla tanınmış oluyor. Şimdi bu birincisiydi. İkincisinde de şöyle bir mevzu var. Bu paylaşım çok tutuyor. İnsanlar paylaşıyor falan. Sonra Ufuk Beydemir bir tane daha video çekiyor. Bu sefer arkadaşıyla yani bilerek işte aralarında espri şakalaşıyorlar falan. Çocuk tuvalete gidiyor, onun şarkısını söylüyor. Bu da kapıyı birden açıp gidiyor, benim şarkımı söylüyor diye. Hani ona eşlik ediyor. Hani Ufuk Beydemir şarkı varsa kesin yakalar şeklinde yorumlar yapılıyor. Şimdi baktım, bu birazcık daha cevap şeklinde böyle artıyor. Yine dediğim gibi viral videolarda bir de şöyle bir şey vardır. Cevap mevzusu vardır. Biri bir video çeker, ortaya atar. Diğerleri de o videoya cevap için başka videolar çeker. Başka videolar çektikçe etkileşim yine artar. Yine marka ya da o kişinin ismi daha fazla duyulur. Ufuk Beydemir'de de aynen bu şekilde oldu. Kendisi zaten böyle bir şey çekti. Yine baktım yüksek takipçili hesaplarda birisi şarkı söylüyor mesela. Ufuk Beydemir hemen çıkıyor. Aa, benim şarkımı mı söylediniz falan dermiş gibi. Ya da kız oturuyor tam kapıdan çıkacak. Diğeri birden patlıyor, kapıyı açıp kafasına vuruyor.
ve Ufuk Bey Demir fotoğrafı çıkıyor gibilerinden. Onların linklerini falan paylaşırım. Telif yerim diye korkuyorum. O yüzden videonun içine gömmeyebilirim ama gömebilirim, belli olmaz. Ve bu şekilde Ufuk Bey Demir'i hepimiz duymuş olduk. Mesela dediğim gibi ben Ufuk Bey Demir'i bilmiyordum ve o paylaşımını ben de hikaye kısmında, Instagram hikaye kısmında paylaştım. Hoşuma gitti benim de. Hem şarkısı hoşuma gitti hem de hani bu mütevazi davranışı hoşuma gitti diyebilirim size. Ufuk Bey Demir şu anda bu şekilde bir yükselişe geçti. İşte paylaşım WhatsApp grubunda falan da arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Ya bu çocuk niye böyle yükselişe geçti falan deyince dediğim gibi hemen işte Instagram linkini attım. Bundan dolayı geçti falan dedim. Şu dediğim gibi Ufuk Bey Demir bunu bilinçli mi yaptı, yapmadı mı bilmiyorum. Ama bilinçli olarak yapsaydılar böyle bir viral çalışmayı ancak bu kadar tutardı diye de düşünüyorum. İkincisi Eşek Herif'ten bahsedeceğim sizlere. Sinema tutkunları mutlaka duymuştur diye düşünüyorum Eşek Herif'i. Eşek Herif'in adı Cem Özdemir. Kendisi alt yazar. Alt metin yazarı. Yabancı filmleri kısa sürede çevirip yayınlıyor zaman zaman. Mutlaka eğer sinemaya ilginiz varsa mutlaka bir şekilde film izlerken alt yazıda sinema biterken en sonunda Eşek Herif adını görürsünüz. Hatta ben gördüğümde bana tuhaf gelmişti. Hani bir insan niye kendine Eşek Herif adını verir diye. Geçen gün sosyal medyaya bakıyorum. İşte Eşek Herif falan gördüm. Allah Allah nedir ne değildir bir bakayım neler olmuş diye. Eşek Herif Game of Thrones dizisinin alt yazısını kendisi çevirip paylaşmış. Ve bundan dolayı da yanılmıyorsam Digiturk ya da ilgili firma hangisiyse şikayet etmiş tweetini. Ve Eşek Herif'in yani Cem Özdemir'in paylaşımı Twitter'a şikayet edildiği için kaldırılmış. Sanırım kaldırılmış ama yani şuna inanamadım ben. Bayağı bir takipçi, sıkı takipçisi var Eşek Herif'in. Eşek Herif demeyeyim ya biraz böyle tuhaf geliyor şimdi. Cem Özdemir diyeyim. Cem Özdemir'in bayağı bir sıkı takipçisi var. Paylaşımlarında falan da gördüm. İnsanlar işte arkandayız, biz sana destek veriyoruz. Çok iyi bir alt yazar olduğundan bahsediyor. Ve çok hızlı olduğundan bahsediyor. Alt yazıları yerelleştirme konusunda da bayağı iyi olduğunu söylüyorlar Cem Özdemir'in. Baktım bir flood yapmış Twitter'da. Diyor ki ben hani bunu paylaştım. Paylaştım ama diyor bunu diyor sadece ben yazdım diyor. Linkini paylaştım. Dizinin indirimi download linkini de paylaşmadım diyor. Ama buna rağmen beni şikayet ettiler diyor. Sanırım birkaç şikayetten sonra da hesabım kapanıyor diyor. Şimdi bundan dolayı telifle alakalı olarak tam kestiremedim yani ben bu konuyu ama yine de sizler yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz de diziyi paylaşmamış, herhangi bir indirme linki paylaşmamış. Altyazıyı paylaşmış, altyazıyı da kendisi hazırlamış. Kendisi çevirmiş, o şekilde paylaşmış. Ondan dolayı hesabı blok oldu. Geçen yine şöyle bir telif hakkıyla alakalı şöyle bir şeye şahit oldum sosyal medyada. Bir beyefendi işte YouTube kanalı var, aktif olarak içerik üretiyor. Ürettiği içeriklerden bir tanesinde bir diziyi eleştiriyor. Ve diziyi eleştirdiği için YouTube'dan telif yiyor. Dizi üreticisi tarafından, kanalı tarafından telif yiyor. Ve diyor ki, ya tamam diyor telif olabilir, saygılıyız diyor telif hakkına ama diyor ben diyor videoda ne isim, yani videoda ne fotoğraf paylaştım, ne ses paylaştım, ne de herhangi bir yani video paylaştım diyor. Sadece ismini geçirdim diyor. Videonun açıklama kısmında da hani isim dahil kullanamazsınız diyor. Bu biraz ilginç geldi bana. İsmini kullanmak telif hakkına girer mi, girmeli mi? Biraz tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Bunun dışında telifle alakalı, yani ben de biraz zaman zaman şimdi YouTube'dan içerik ürettiğim için bakıyorum telife neler takılır, neler takılmaz. Müzikleri falan ekliyorken YouTube kütüphanesinden seçip ekliyorum. Rastgele bir müzik eklemiyorum. Farklı bir müzik olarak sadece Karadeniz müziğini ekledim. Onu da hani bulamadığım için YouTube kütüphanesinde falan denk gelemediğim için kemençe çalan bir arkadaşımdan rica ettim. O da sağ olsun çekip gönderdi. Çok da güzel oldu. Şimdi bakıyorum bu konuda YouTube çok hassas ve bayağı da sert, katı kuralları var. 3 teliften sonra YouTube kanalı kapanıyor. Gördüğüm kadarıyla tek bir kare bir fotoğraf bile olsa YouTube'da telife takılabiliyorsun. Bir otomatik takılmalar var, bir de otomatik olmayan yani birisi rastgele gördü videonu direkt telif atabiliyor. Zaten YouTuber'lar arasında da bu telif attım, telif atarım, telif yemiş esprileri, muhabbetleri falan oldukça mevcut. Eskiden mesela YouTube'a ya da işte Dailymotion'a falan bir video koyarken rastgele buluyorduk bir müzik. Buluyorduk bir video. Logo varsa bir şekilde kapatıyorduk. Sonradan bakıyorduk. Şimdi ama öyle değil. Şimdi hemen telife takılabiliyorsunuz. Ya da işte kurallar, çeşitli kurallar var. Kimisi diyor ki benim müziğimi kullanabilirsin diyor. Sorun değil. Ama diyor ondan kazanacağım parayı diyor. Ben alırım diyor. Sen alamazsın diyor. Evet bugünkü konularım bu şekilde. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada artık şunu demiyorum, kanalıma hoş geldiniz gibi cümleler kurmayın. Çok makarası geçiyor, çok muhabbet ediyorlar işte, kanalıma hoş geldin ergen gibi falan muhabbetler oluyor. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.